Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlere Kara Şimşek'i göstereceğiz. Uzun zamandır da görmüyordunuz zaten. Az önce gelmeden de yanına uğradık. Baktık durumu da gayet iyi. Ulaş birazdan Kara Şimşek'i getirecek ve yavrularla Kara Şimşek'i tanıştıracağız. Salacağız. Güzel içerikler çıkacak. Oyun oynayacaklar. Ulaş Şimşek'i alsın gelsin ve videoya geçelim arkadaşlar. İyi seyirler. Arkadaşlar. Buraya gelince şimşeği salıyoruz. Bir yavrularla tanışsın. Gel lan. Lan. Kaptan avlıyor ya. Şimşek lan bu. Arkadaşlar şimşek 11. ayı bitiriyor. Nerede bak? Sağ sağ. Arkadaşlar, bunlara bağırmak lazım. Yoksa anlamıyorlar. Yavrular 4 ay 20 günlük daha. Şimşek 12. ayında. Hani Şimşek bize hediye geldi. Bir arkadaşımızdan zamanında onu köpek sahibi etmiştik. O da bize sağ olsun verdiğimiz köpeğin yavrusunu verdi. Bizi kırmadı hediye olarak. Ama işte yani farkı görüyorsunuz. Tabii Şimşek'in de çok büyük kardeşleri var. Biraz şans, işte yavru sıralaması devreye giriyor. Tüyleri diktiler zaten. Aynen aynen yok. Yani. Yavrularında ismini koyduk. Yavruların ismini koyduk. Biraz daha sarımsı olana ateş diyoruz. Şöyle Fatih, kaptanı karşısına götüreyim bakayım ne yapacak orayı da al. Aynen. Kaptanı gör hemen. Tamam kaptanı da görün. Ne kadar formda, ne kadar zinde. Kapı. Normalde pek fazla. Şimşek tabi anladı onun büyük olduğunu. Aferin oğlum ben. Kaptan. Kaptan. Kim sakin, oğlum o? Hayır. Sakin sakin. Sakin. Kaptan da iyice arkadaşlar özgüvenini kazandı. Bakın şu an teslimiyet göstergesi. Başını öne eğiyor. Şimşek arada buraya geldiğinde tabi unutuyorlar onu da. Şimşek'i de. Biraz yani 1-2 gün burada takılsa Şimşek hemen onu da aralarına katarlar. Şu yavrulara dikkat edelim yalnız. İbrahim.
Onlar çok tehlikeli, yoldan geçenlere falan da şey yapıyorlar. Kendi kendilerine uzaklaşmaya başlamışlar ya. Şöyle biraz koklasın. Bak onun zaten zararsız olduğunu anladı kaptan. Evet, kaptan çok ılımlı bir köpek arkadaşlar. Haydi! 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 Haydi ulanma! Yavrular da başladı. Bu ikisi pek bir şey yapıyor. Diğeri nerede? Ateş biraz agresif. Zerdaman'ın yemeğini yiyor. Koşun oğlum. Zerdaman yemeğini çalıyor. Evet arkadaşlar, şimşeği de salmak istiyorum aslında biraz oynasın diye ama pek de güvenemedim. Hani kaptanın falan yanına gider. Gel. Haydi oğlum lan. Özgüvene bak ya. Azıcık daha büyük olsa. Arkadaşlar ellerim çok böyle çamur oldu. Sal ya. Şöyle bir salalım, deneyelim bir. Ne yapacaklar? Girmez ya, girmez. Sen çok kötü oldun ya. Sen çok kötü oldun. Geç istersen senden. Oğlum ne oldu lan? Arkadaşlar bu ateş Dardama yapma. Dardama, şu yavruları rahat bırak, çekil. Bakın şu köpek Zerdama'dan kaç kat büyük, onu artık sokuyor Zerdama. Bununla işimiz var, ben size söyleyeyim. Ateş bu arkadaşlar, diğeri de Barut. Dişinin ismine daha karar vermedik. Ben de ara ara dahil oluyorum. Ateşle Barut. Şimşek arkadaşlar hemen hemen artık yani çok boy uzaması yapmaz. Biraz daha işte o yetişkinliğin verdiği şeyle biraz daha kasası kalınlar. Ama alacağı boy hani maksimum 1-2 santim daha uzar. Görüyorsunuz hani 4 aylık köpek. 4,5 aylık köpek neredeyse aynı boya gelecek. Yani tabii ki fark var ama bayağı yüksekmiş yavrular bizim gözümüzde, tabii, gelmiyor. Tabii. Yaşına göre, ayına göre bizim yavrular yüksek. Yani bunu bir ay öncesinde de Ulaş'la konuşmuştuk. Yavrular yaşına göre uzunlar. Gidişatları güzel gidiyorlar. En önemlisi bozulmadan gidiyorlar. Bizim için en önemli faktör o aslında. Aynen öyle. Daha heybetli gözüküyorlar. Evet. Şimşek'le arkadaşlar dediğimiz gibi burada hemen yakınımızda gelişimi zaten dediği gibi olacağı bu. Sadece kalınlayacak artık. Bu saatten sonra Şimşek sadece karakter olarak değişkenlik gösterecek. Ama renk olarak çok yakışıklı bir köpek, aynen, olmuş. Gerçekten rengi böyle istenilen, sevilen, tercih edilen bir renk ya olmuş. Bir de en büyük özelliği arkadaşlar, tavuk olsun, horoz olsun, koyun olsun, inanılmaz seviyor ve sahipleniyor. Yani içinden geldiği için sahipleniyor. Tam bir koyuncu ya. Aynen. Tam bir koyuncu. Tam bir koyun köpeği. Hayvan sever. Kediyle medili hiç. Aynen. Takılı olduğu yerde küçük kediler var. Onlarla bile arkadaş olmuş. Evet. Bakın buraya geldiğinde zaten yavrular neler yapıyor ona hiç karşılık bile vermiyor. Biz de onu ara ara getiriyoruz, gezdiriyoruz. Değil mi? Ateş.
ateşe bir iki gaz versen girecek şimşeğe. Zaten ısırmaya çalışıyor da. Aynen. Bilmiyor. Tam o özgüveni yok. Ateş gel. Onlara ateş. Da. Aman aman benim üstüme çıkma. Onlara da tasma aldık. Ateş gel. Ateş. Ateş gel. Arkadaşlar şimşek bu şekilde. Ara ara tekrardan göstereceğiz. Şimşek şimşek ne yapıyor bak. Bak çeksene oraları. Ya. Ne yapıyorsun Zerdava? Ya sen de kaşınıyorsun ya. Ateş. Gidiyor köpekleri sinir ediyorlar ya. Ateşler. Zerdava. Bak, hak ediyor ya. Vallahi ediyor, bayağı hak ediyor ya. Bak. Yılışıklık yapıyor köpeğe. Hak ediyor. Ama bir şey söyleyeyim mi? Zerdava da hak ediyor. O da tabii. Ne yapıyor? Borsada borsada yapıyor. Hürrem'e yapıyor aynısını. Aynen öyle. Ya Zerdava da Zerdava müstahak bir yerden çeksene. Düzgün çıkıyor kanka zaten. Çıkmıyor. Ha, şey altında kalıyor. Neyin altında kalıyor? Sen ne onun adı şunun? Sanki sen görüyorsun. Ben görüyorum buradan kamerayı. Görüyorum oğlum ben buradan. Ateşi bırakmıyor. O ikisi çok ikili oldular. Diğer o ikisi de birlikte geziyorlar. Ateş onlardan ayrı geziyor. Ya Zerdava ne yapıyorsun sen ya? Bir korsana bir iniye. Zerdava gel bakayım sen buraya. En son kaptana biraz yaklaştırayım. İnanılmaz terledim ben de. Arkadaşlar. Ya şu Zerdava'ya bak. Zerdava'ya. Allah'ım yarabbim ya. Zerdava gel bakayım be. Gel. 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 Şu hareketleri bırak. Sen de git. Sen de git. Sana bak ya. İbo zincir dolandı. İbo zincir dolandı. Arkadaşlar. Şimşek de bu şekilde. Gelişimi sürüyor. Ben şimşeği geri götüreyim. Şu yavruları içeri almanız lazım ama. Oğlum yavaş yavaş. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayalım. Hepinizi seviyoruz. Kendinize çok dikkat edin. Hoşça kalın.